Merhaba. Bugün sizlerle yılbaşı balkabağı yapıyoruz. Küçük bir yılbaşı balkabağı alçıyla yapıyoruz ama. Evde az bir miktar alçım vardı. Bundan önceki videomu çekerken boyaların kurumasını bekliyordum. Ne yapayım dedim. Bu alçıyı değerlendireyim. Hem de bir süs eşyası yapayım. Gördüğünüz gibi çok az miktar yani 150-200 gram kadar bir alçaydı. Hemen sulandırdım onu kıvama getirdim. Sitreci kesiyoruz. Bir kadın çorabı. Bunun içine yaptığımız alçı harcını dolduruyoruz. Hafiften sıkarak hem suyunu attırmaya çalışarak bir düğüm atıyoruz. Bu kestiğimiz düğüm kısmı e, kabağımızın sap kısmı olacak. Biliyorsunuz kabağın sap kısımları bayağı kalın ve sert oluyor. Şimdi iple, benimki jüt ipti ama fark etmez. Yün parçasıyla da bağlayabilirsiniz bunları. Şekil veriyoruz kabağa. Bu ipleri bağlarken çok özenmenize gerek yok. E, biliyorsunuz kabağında derimlere hep aynı eşit ölçülerde değildir. Sıkarak suyunu attırarak hem de etrafından çevirip bağlıyoruz. Bu şeklinde sarımsağa da benziyor. Beyaz bırakırsanız sarımsak olur. Hatta bir de sap yaparsanız sarımsak e, figürü olur. Biz kabak yapıyoruz. Evet e, şimdi benim kabağım dondu diyeceğim ama ben acele ettim dediğim gibi diğer videonun arasında çektiğim için e, tam anlamıyla donmamıştı. Ama ben videoyu bitireyim diye. Etrafındaki e, çorabı ve ipleri çıkarmaya çalıştım. O yüzden bayağı e, dikkat ederekten çıkardım. Ama bu donduğu vakit, hiç sıkıntı yok. Hiçbir şekilde zaten bir daha e, bir şey olmuyor. Rahatlıkla çıkarırsınız. Benim yani itina etmem henüz alçımın tam donmamış olmasından. Küçük yerlerinden e, minik minik kesikler atarsanız onlar zaten hemen çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ortadaki o yuva Hani o düğüm attığımız kısım var ya çoraptaki? Onu sapı olarak silikonla yapıştırıyoruz. Tam bir sarımsak şu anda. Evet, silikonu sıkıp o düğümü oraya yapıştırıyoruz. İlk aşaması bitti bile. Şimdi e, ee, kabak rengini vermek için e, bu renkte ki benimki en uygunuydu daha koyusu da olabilir ama bu renk kabaklar da var ee, turuncu rengine boyuyorum sapını da kahverengiye boyayacağım aralarına doğru sokarak fırçayı güzel bir şekilde boyuyoruz üstü kuruyunca altını zaten elinizle çevirip o şekilde boyarsınız ben öyle yaptım yani 10 dakikada yapabileceğiniz bir şey bu kuruduktan sonra da boyasını atıyorsunuz hemen şimdi benim boyalarım kurudu ama bu böyle e, tek başına kalmasın e, evde küçük bir kütük parçam vardı ona tutkallan e, parlaklık verdim e, dediğim gibi şeffaf tutkal kuruduğu vakit cila görevini de kuru, e, görüyor e, ve e, kabağın üzerine sürdüğümüz boya tutkalı sürdüğümüz vakit kalıcı oluyor her tarafına e, kütüğün ve kabağın her tarafına e, bu tutkaldan bolca sürüyoruz yani bunda e, parlatıcı vernik kullanmıyoruz bu parlatma görevini tutkal alıyor bu tip şeyler güzel şeyler arkadaşıma ne alayım diyorsanız e, el emeğidir yeni yılda yapın ben yaptım e, diyerekten götürebilirsiniz yarım elma gönül alma çok da hoş bir aksesuar olur. Kabağında her tarafına tutkaldan bolca sürüyorum. Dilerseniz böyle koyabilirsiniz. ama ben e, kütüğün üzerinde sanki samanlıkta duruyormuş hissi vermesi için e, yine jüt ipten e, kütüğün üzerine bir parça e, dekor verdim bolca elinize jüt ipten sarın yün sarar gibi bol miktarda sarın. Ondan sonra bunu kötüğün üstüne şöyle düz bir şekilde değil de hafif dağıtarak yanlara doğru hafifçe ne dağıtarak yerleştirelim. Ona da yine tutkallan ipler birbirini tutması için aralarına doğru içlerine doğru yedirerek tutkalımızı güzelce sürelim. onu sürünce hemen silikonu sıkıp kabağımızı yapıştırıp artık kurumaya bırakabiliriz. Çünkü yapma işlemimiz artık bitti. Kuruduktan sonra hediye olarak götürüyorsanız hazır duruma geliyor. İşte bu kadar. tabağımızın bitmiş hali ben üzerine hediye e, olarak düşünürseniz Hani parlak bir kırmızı kurdele böyle bir ip sap tarafına bağladım bakın kütükte de tutkal nasıl parlaklık verdi kuruyunca gayet güzel parlıyor e, üzerine de e, hediye diye düşünürsek eğer diye bir kürdana kağıtla mutlu yıllar yazdım Siz başka bir şey yazabilirsiniz Böyle bir şey yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok basit bir şey. Bugünkü videomuz da bu kadar. Başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Sağlıcakla kalın.